Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlere telefonumdaki uygulamaları göstereceğim. Telefonumda birçok uygulama da var. Telefonumda birçok güzel uygulama var. Evet, bu kadar. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu sadece telefonumun ilk ekranı. Burada iPhone'un kendi uygulamaları var. Kendi içinde bulunan. Hepsi tamamıyla iPhone'un kendi uygulamaları. Burada kullanmadığım gereksiz şeyler var. Extras zaten burada kayıtlı adı. Burada da işte gerçek dünya burada başlıyor. Burada da benim indirdiğim uygulamalar var. Favori uygulamam tabii ki de aralarından Pokemon. Sonra da TrueScape. Sonra da Instagram. Tabii ki de şurada görüyorsunuz. Şimdi bunlardan tek tek bahsedeyim. Şurayı açayım. Şurayı açtığım zaman YouTube var. Ve YouTube kanalımın stüdyosu var, yani analiz kısmı. AdSense var, kullanılmıyor ama duruyor orada. PayPal var, bunu dileyim anasını satayım. Ülkede PayPal yasaklandı. Harbiden ha, niye silmemişim ben bunu? Burada bankam var, burada e-okul var. Lisedeyim yani, ne yapayım? Burada da AliExpress var, bakın size AliExpress'ten aldığım şeyleri göstereyim. Ben bayağı kullandım AliExpress'i zamanında. Şu sıralar fazla kullanmadım ama. Arkadaşlar mesela bir tane Pokeball sipariş ettim. Ben bunu sipariş ettiğimi unutmuştum ha. Aa, ödememişim daha, tamam ödememişim. Doğru, bende bir tane var evde bundan, Antakya'daki evimde. O yüzden siparişi vazgeçmiştim. Burada ablam için bir telefon kılıfı sipariş etmiştim. Çok hoşuna gitmişti ablamın. Biz de direkt sipariş ettik. Burada benim ta 6. ayın ikisinden daha Pokemon bile yokken Türkiye'de sipariş ettiğim eşkeçim şapkası var. Burada bir tane dövme sipariş etmiştim abim için. Burada da şu anda zaten telefonun arkasında olan Pokemon kılıfı var. Burada da bir tane daha kılıf var ama kılıfın resmi görünmüyor. Ben de ne kılıf olduğunu hatırlamıyorum açıkça. Burada da arkadaşlar Jordan'ın kılıfı var. 23 numaralı Jordan. Burada da arkadaşlar lens var. Kameranın arkası için almıştım. Hatta bakın lensin ucu şu yüzüğü de burada takılı zaten. Burada da bayağı bir sticker sipariş etmiştim. Onlar var. Hatta stickerlar şu anda burada. Bu da benim kameramın bataryasının şarj eden şeyi işte bu. Ölmüştü. Ben de buradan gittim aldım. Türkiye'de 70 liraydı. Çin'den aldım 5 dolara. Buradan da 2 tane dövme sipariş etmiştim. Çok hoş, çok güzel bir dövme. Hatta Instagram'da bununla fotoğrafım var. Bu arada Instagram ismim burada yazıyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Burada da arkadaşlar şu anda hala kullandığım Razer'ın mousepad'i var. Almayı düşünürseniz cidden alın. Çok güzel ve en fazla 15 günde geliyor. Bana 14 günde geldi. Çok memnunum gerçekten. Onun dışında telefonumu satmak için Letgo indirmiştim fakat sonradan vazgeçtim. Burada internet hızını test ettiğim speed test uygulaması var. Burada Shazam var. Güzel bir şarkı duyduğum zaman Shazam sayesinde o şarkıyı bulabiliyorum. Burada Steam var. Steam'i indirme nedenim. Steam'e giriş yapmak için onay kodu gerekiyor. H&M'de böyle H&M en sevdiğim mağaza olduğu için girip bakıyorum neler var neler yok. Burada Wallpapers var. Wallpapers telefonumun arkasında wallpapers'ını değiştirmeyi çok sevdiğim için gördüğünüz gibi çok güzel bir tane Breaking Bad wallpaper var zaten şu anda. İndirmiştim o uygulamayı. Burada Google Translate var. Burada son dakika var. Haber okumayı sevdiğim için. Burada yemek sepeti var. Antalya'ya gelince indirdim bunu çünkü burada evde yemek yemiyoruz maalesef. Şaka bir yana, cidden evde yemek yapmadığımız için dışarıdan yemek söylemek için kullanıyorum. Burada Turkcell online işlemler var. Pardon, Türk Telekom'dum ben. Turkcell değil, Türk Telekom. Türk Telekom online işlemler uygulaması var. Ne kadar dakikam, ne kadar SMS'im vesaire kaldığına bakıyorum. Burada da hotspot var arkadaşlar. Türkiye'de bir ara Twitter, Facebook falan yasaklanmıştı. Ama şu sıralar Pokemon Go oynamak için kullanıyorum. Çünkü hotspot açtığınız zaman error vermiyor. Daha az error veriyor. Burada Instagram var, Snapchat var, Facebook var, Messenger var, YouKnow var, Twitter var. Burada da Instagram'da followers var. Instagram analistik programı. Analistik ne ya? Tam bir keko gibi konuştum. Analiz programı arkadaşlar. Buradan Instagram'ınızın analizini yapabilirsiniz. Burada da Scorp uygulaması var. Arada girip izliyordum ama yani yaklaşık bir 2 aydır tıklamadım bile yani. Sevmiyorum. Vine uygulamasını sadece indirdiğim gün kullandım. Başka da kullanmadım. Burada Tumblr var. Burada da Snap Upload var. Tabii Snapchat'in yeni versiyonunda yani yeni gelen güncellemeden sonra Snap Upload'a gerek kalmadı. Burada Periscope var. Hiç kullanmadım açıkça. Burada birkaç tane oyun var. Happy Wheels var, Stack var, Jenga var ve Batak var. En çok oynadığım herhalde bunların arasında Batak. Çünkü Batak oynamayı seviyorum. Burada online oyunlar var. Hearthstone da vardı burada ama çok yer kapladığı için sildim. Burada Legend Online var. Legend ne ya? Burada Zynga Poker var. Burada Trivia Crack var. Slitherio, Monster Agario, 8 Ball Pro. Burada da herhalde en sevdiğim 8 Ball Pro'dur. Burada arkadaşlar herkesin telefonunda olması gereken müzik uygulamaları var. Spotify, SoundCloud, Müzik Ela'yı siktir edin. Ben onu zaten meraktan indirdim sadece. Burada Social Blade var. Benim gibi YouTube'la uğraşan herkesin telefonunda olduğunu düşünüyorum bu uygulamanın. Burada Gitti Gidiyor var. Burada da Virtuoso var. Size Virtuoso'dan bir şarkı çalacağım. Evet. Evet. Bilin bakalım bu hangi şarkı.
Doğru tahmin ettiniz. Tabii ki de Karayip Korsanları. Çalabildiğim tek şarkı zaten o. Burada da Apple Store var. Apple ürünlerine bakıyordum bir ara. Burada da Remote Mouse var. Kesinlikle herkesin indirmesi gereken bir uygulama. Bu programı bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman kablosuz mouse gibi kullanıyorsunuz telefonunuzu. Burada da TrueScape var. Paralı bir uygulama ama gerçekten de çok zevkli bir uygulama. Yani benim gibi kaykayı seven sevmeyen herkesin indirmesi, satın alması gereken bir uygulama. Burada Student diye bir uygulama var ama bunun öğrencilikle hiçbir alakası yok. Aslında bu uygulama iPhone'dan bilgisayara ekranınızı yansıtıyorsunuz. Yani şey gibi. Adını unuttum lan onun. Neydi onun adı ya? Unuttum vallahi işte onun için. Burada Gripper var. Gripper uygulamasını da seviyorum. Pokemon Go tabii ki de dünyanın en güzel uygulaması. Burada Pokemon Go oynayanlar için bir uygulama var. Go Chat diye. Hiç kullanamadım. Öyle duruyor. Burada Tubity var. İndirdim ama kullanmadım fazla. Bu da arkadaşlar internetten müzik dinleyip internetiniz olmadığında o müziği tekrar dinleyebilmek için. Burada da Prisma var arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflara efekt verebiliyorsunuz. Harika efektler verebiliyorsunuz. Burada da Antalya Kart var. Antalya'da oturduğum için hani ne zaman nereye otobüs gelecek bakabiliyorum böyle. Ona göre evden çıkıyorum. Burada da arkadaşlar telefon rehberi falan var. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ve WhatsApp. En önemli uygulama herhalde bu. Bir tane de mesajım var. Ama bakmayacağım. Çünkü son görülme oluyor. Son görülme oluyor. Bakmayacağım. Ve arkadaşlar size önerim. Telefonunuzda %100 bulunması gereken oyunlar benim için Pokemon Go, TrueScape, Remote Mouse, Virtuoso'yu oynamak istiyorsanız, piyano çalmak istiyorsanız girin indirin. Kolay gerçekten. Spotify, SoundCloud'u kesin indirin. İkisini de indirin. Oyun olarak önereceğim 8 Ball Pro var. Gerçekten zevkli bir oyun. Trivia Crack'i de indirebilirsiniz. Zaman geçiyor gerçekten Trivia Crack'te. Kendi özel uygulamalarım arasından size önereceğim AliExpress'e girin bir alışveriş yapın. Cidden pişman olmayacaksınız. Ve Shazam'ı %100 indirin arkadaşlar. Shazam en iyi uygulamalardan biri. VPN'e de indirin. Cidden yardımcı oluyor size çünkü. Bu da zaten herkesin telefonunda olduğunu düşündüğüm sosyal medya platformları. Bunları zaten söylemeye gerek yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gidin o söylediğim uygulamaları %100 indirin. İndirin ne ya? İndirin ne ya? Dediğim uygulamaları %100 indirin. Aha yine söyleyemedim. Dediğim uygulamaları %100 indirin arkadaşlar çünkü hepiniz... Niye ben konuşamıyorum ya? Gecenin 4'ü olduğu için mi acaba? Saat kaç? Saat 4'e çeyrek var ve ben video çekiyorum. O uygulamaları %100 indirin. Hepinizin ihtiyacı olduğu uygulamalar. Özellikle Shazam'ı indirin. Shazam gerçekten de çok işinize yarayacak. Bana teşekkür edeceksiniz. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.